Herkese merhaba. Prepare Trade'de Airbus A330'la, Aerosoft'un uçağıyla Kos Adası'na uçacağız. Kos Adası'nın eklentisini Gaia Simulation yapıyor Prepare Trade'de. Aslında XPlane 11 ve Microsoft Flight Simulator'da kullanıyordum. Özellikle MSVS'te birkaç kez zaten yayında da uçmuştuk. Güzel bir yer. Şimdi burada ilk kez gideceğim. Geniş gövdeli bir uçakla, uzun menzilli bir uçakla oraya gitmek tamam belki çok mantıklı gelmeyebilir ama görmek istiyorum ve oraya uçmak istiyorum yakın olsun diye. Artık bundan sonra Prepar 3D için başka havalimanları yükleyip oralara da gidebiliriz. Hatta Bodrum havalimanı çıktı. İstemedim henüz. Bu videoyu çektikten sonra bir bakacağım durumuna. Ve şu an ben videoda Rex Skyforce 3D kullanıyorum. Rex 5 Skyforce 3D. Onu istemiştim. Tatile gitmeden önce gelmişti. Biraz bakın tabii Twitter'da hatta ya da parkta görüntüler paylaşmıştım. Hatta hava motoru da Rex'in hava motoru şu an, Active Sky değil. İşimi görüyor şimdilik. Yani canlı hava durumu için Rex'inkini kullanıyorum. Bulutlar için yine Rex'inkini kullanıyorum işte bütün olaylarda. Biraz daha iyi yaptı kendi bulutlarına göre. Uçtum da böyle gördüm yani kötü hava koşulunu falan, yağmurlu havayı falan. Hoşuma gitti baya. Chesprane'i tabii ki de ayarladım. O yüzden çok daha rahat böyle kullanabiliyoruz Chesprane'i. Profil yükledim, tuşa atadım vesaire. Hallettik bir şekilde yani. Dış kameradan şöyle gösterelim bulutları. Bayağı iyiler. Gerçekten düzgün görünüyorlar. Biraz beni böyle meraklandırdı. O yüzden uçuyorum. Livery değişti. Livery Inibus tarafına yapılan bir livery. Şu an tasarım olarak çok kaliteli zaten. Bunu daha önce yine görmüşsünüzdür. İlk videoda ben yanlış kurdum o boyamayı. Motorlar falan uygulamadım. Çünkü değiştirdim direkt dosyaları ama meğerse başka bir yöntem falan varmış preparda. Ya uğraşmak istemiyor insan bazı şeyler olunca ondan. Şu an hava tekrar enjekte edildi. Aynen. Şu an aslında gece ama ben tabii gündüz uçacağım. Park brake'i kapatalım. Ve pist başına gelelim. Hava durumu verisi senkronize edildi şu an. Rex şunu söylüyor. Şimdi Prepar 5 çıkınca onlar tabii biraz sorun yaşamışlar. Bazı şeyler bug'lı çalışabiliyormuş. Bu zaten alfa versiyonu bendeki. Ancak yani Prepar için pek bir şey yapamadıkları için zaten Rex Weather Force daha önce bana şey de vermişlerdi onlar. MSVS çıktığında onlar da kendi hava motorunu çıkarmışlardı ama tabi gerek kalmıyor artık. Yine de tabi kullanabilir. En son Global Havalimanı TechTube paketi çıkardı onlar. Onu indirmiştim Orbix'ten. Kullanıyordum. Zeminleri daha iyi yapıyorlar kaplama olarak. ...280 yolcumuz, 8 tonluk da bir kargomuz var. 15 ton yakıt aldık bu arada. Epey yüksek. İşte bu hızlanma falan çok güzel oluyor. Tekerleri kaldırdım. Fly Director'u takip ediyorum şu an. Önümde 8 knot'ta bir rüzgar esiyor. Bana karşı etmek olarak 8 knot. Ağır oldu bayağı uçak. Herhalde böyle çok şey yapamıyoruz şu an. Onun bir etkisi var yani. Birazdan Triton Climb'ı alacağım. Dışarıdan görmek istiyorum aslında ama aldım. İndiriyorum burnumu. Flight Director aşağıya zaten gösteriyor. Şimdi flapleri kapatacağım. Ondan sonra otopilota veririm. Dışarıdan gösteririm. Deliriyorum böyle dışarıdan bakamayınca. Flapleri kapatıyorum. Otopilota veriyorum. 38.000 feet'e çıkacağız. Spoiler'ı arm'dan çıkaralım. Burada 2500'de mi gidecek, dönecek? Şu an burada kamerayı döndüremiyorum.
A330-900neo Infinity Flight'a eklendi. Orada tabi böyle yeni model uçaklar falan daha kolay gelebiliyor. BlueStacks 5 kurulu belki denerim falan diyorum da olmuyor bir türlü vakit. Şimdi şöyle bir yükseltelim şunu. Yolumuzu gördüm, bayağı bir karışık rotamız var aslında. Samos'tan geçeceğiz. Yani Yunan hava sahasına gireceğiz, yani ondan sonra Kosa 3-2 pistinden ineceğiz. Şu an İzmir semalarındayız ve TOD'a geldik. Birazdan alçalım başlayacak. Görüntü biraz tabii kötü, bayağı bir böyle değişik duruyor. Biraz sanırım gece olduğu için mi acaba ışıklandırma biraz ona göre mi değişiyor? Bir de 38.000 fitteyim, bayağı yüksekteyim. TOD noktasına geliyoruz burada. Oradan itibaren alçalacağız uçak pistine. Arnev yaklaşma yapacağım. İlk kez ineceğim bu uçakla oraya. Sonuçta TOD var, her şey Arnev sembolleri falan çıkıyor. Glide slope diyebileceğimiz şeyler. Problem yaşamayız gibi. TOD çıktı, 3500'a verdim şu an. Ya da şöyle bir yapalım. 3600 alçalmaya başlayacak. Ben de biraz speed brake'i çekeyim çünkü. Overspeed olabiliriz. Alçalırken TOD'u yakalamak için bunu yapmak lazım. Yoksa çok hızlı alçalıyor. Speed brake'i açtım şu an. TOD'u yakalamak için. Zaten bana uyarı verdiği için çok güzel oluyor. Şu an adaya doğru döndük aslında. Buradan Ledgehog mu? O waypoint'e döneceğiz ondan sonra. Adanın geneli biraz elden geçirilmiş. XF'de de öyleydi. Tabi bu durum değişebiliyor. Yani mesela o binada daha dikkat çekici olabiliyor. Böyle ayrıntı binalar görüyorsun. Havalimanı dışında kalan yerlerde. Burada da öyle bir durum var ama pek değil. Şimdi approach kısmına da geleceğiz ama 10.000'e doğru hızla alçalıyoruz. Hızlı da alçalıyoruz. Biraz garip bir alçalma oluyor. Aerosoft'un uçağı bayağı bir, aslında her şey çok kolaylaşıyor. Yani transit şu an tuttuğu bile kendisi giriyor. Tam belki otomatik olarak da giriliyor sistemlerde ama şöyle bir durum var. Bayağı bir böyle şeyi çok az yapıyorum. MSFS'de bile fly by wire uçağında bile daha çok şey yaptığımı biliyorum. O nedenle FS Labs'a geçme durumum var da bilmiyorum, ortam çok şey geliyor ya. Yani MSFS'de şu uçaklar biraz çıkmaya başlasa aslında iyi olacak ama speed brake kapatacağım. Bu altimetre standarttan alayım ve çıkartayım şunu, bir bakalım neymiş. Çok çekince speed brake sıkıntı oluyor, yani bir belli bir düzeyde bırakacağız. Ada burada görüyorsunuz, bunun etrafında Cessna'yla dolaşılabilir. A2A diye bir stüdyonun Cessna 182'sini indirdim. Onunla biraz takılmıştım geçen. Approach aşamasını aktifleştirdim şu an. Arnev için glide slope mu diyelim buna? Her neyse çıktı. 6500 fitteyiz. Hızımız da düşüyor. Speed brake zaten açık. Aslında daha önce aktifleştirebildim ama yapmadım. 200 knot'ta olmamız gerekiyordu çünkü burada 3000 fitte. 3000 fitin üzerinde işte. Su grafikleri düşük olduğu için böyle. Tekerleri de indiriyorum. Full flap'e geçeceğim şu an. Üçüncü flap'teyim. Full flap'e geçelim hatta. Hava durumu şu an senkronize oldu tekrar. Biraz kasıyor. Bayağı bir kasıyor nedense. Bilmiyorum. Yerde kalmamış olabilir sistemde. Şu an Arnev'de yaklaşıyorum, yani alçalıyorum. Görüyorsunuz da takip ediyor. 6, 7, 8 ile böyle varyo olarak bakarsak vertical speed'imize. Onları takip ededi. 2500'e geldi. Şimdi buradan itibaren zaten son alçalmaya da gireceğiz. Kontrolü bindeyken ben ele alabilirim. Pisti zaten görüyorum buradan. X-Frame'de nedense bu mesafeden ışıkları pek göremiyor gibiyiz. Yani burada en azından belli oluyor. Yani tabi bunun bir şeyi var, farklı durum ama görülmesi lazım yukarıdan. Bu irtifada falan. Dört notlar rüzgar esiyor şu an nedense. İnanılmaz
yine alçalıyoruz. 1000 fite kadar alçalıyoruz böyle 7 ile. Takip ediyor. Güzel. Gerçekten güzel. Yalnız rüzgar bilgisi yanlış olabilir. Bilmiyorum ya. Bu kadar rüzgar yoktu ben en son Mite'ye baktığımda. Meter'de öyle bir bilgi yoktu ama belki de bilmiyorum. Başka bir şey oldu, değişti. İki beyaz, iki kırmızı şu an. 1000 fite getirdi beni. Ben otopilottan çıkacağım. Arnev sembolü zaten önümde çıkıyor. Biraz tabi hızım yükseldi, onu da söyleyeyim. Arazi niye böyle oldu, yüklenmedi henüz? 1000. Pist 2400 metre uzunluğa sahip bu arada. 500 above. Minimum 400. Retard. Retard. 5. Thrust rush yaptım. Bence güzel bir şekilde indik ya. Çok kontrollü bir iniş oldu. Manuel break yapıyorum şu an. Evet. Thrust rush'tan aldık. Şu an sağ tarafta Kos Havalimanı'nı görüyorsunuz, binaları falan görüyorsunuz. Onlar tabii manuel olarak yerleştiriyor muhtemelen Gaia Simulation. Çevreyi düzenliyor. Şöyle dışarıdan sürelim, biraz garip olacak ama. Apron'a kadar yanaşacağız. Ya bence güzel, güzel oldu. Ben şeyi seviyorum. Yani daha kontrollüsün burada en azından joystick'le, rudder'la. Her şeyde bir daha fazla kontrol var. Efes Stubbs'ı denemedim. PMDC'e mesela çok uçmadım bile. APU'yu çalıştırdım. Şu an ondan herhalde bu sesler geldi. Fly by wire'ın şu anda dinamik PTO sesleri falan gelmişti. Denemedim ama. Flap'leri toplayalım ya. Taksiyona girdik zaten artık. Bunları toplamayı unuttum. Kamera kontrolünü böyle rahat edemediğim için yani olmuyor ya pek. Chase plane işi kolaylaşıyor ama tam ayarlamadığım için sanırım o açıları belki dış kameraya istediğim şekilde soksam olabilir ama. Buraya girebilir miyiz acaba? Ya da diğerini girelim, tamam. Evet, Kos Adası'na geldik H-30'la. Biraz bu büyük bir uçak oldu. Burada genelde ATR'lar falan, daha küçük uçaklar da gidiyor buraya. Artık ATR tabii geldiğinde şeye uçarız bol bol MSFS'te. Görüşmek üzere. Sinertere'nin sabaya göçen havalimanından kalktık. Eklentiyi Sinertere vermişti. Ona buradan teşekkür edelim. Gaia Simulation'ın Kos Adası'na indik. Yine zaten diğer eklentiler Orbix Site, Orbix'e ulaşıyoruz bunlara. Uçak zaten Aerosoft'un uçağı. Thrustmaster'ın T16M joystick ile o throttle paketindeki adı paketi falan, onunla uçuyorum şu an. Anikam'ın ayarlarını yapmadım. O yüzden onu da belirtelim. Chase Plane var zaten. Aku Fili falan indirmiştim en son. Rex zaten. Rex Skyforce 3D ile uçtuk. Rex 5 ile uçtuk. Şu an gece aslında. Hatta onu da şöyle gösterirsek belki. Keşke gece inseymişim. Oha, ışıktaki şeylere bak. Sinek mi onlar ya? Uçuyorlar şöyle. O efekti bile yapmışlar işte. Yani kurulu bir sistem. Gerçekten gece güzelmiş ya. Harbi iyiymiş. Harbi ortam iyiymiş. Gece insek böyle bir ortama inecekmişiz. Daha güzel olacakmış.
Neyse, artık bundan sonraki videolarda başka yerleri indiğimizde gösteririz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.